Merhaba sevgili seyirciler. Bu aralar en çok muhatap kaldığım sorulardan biri merkez sağda geniş yelpazeli bir bütünleşme olabilir mi? Meral Akşener, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu, Gültekin Uysal yani Demokrat Partisi bir araya gelebilir mi? Çekim merkezi yaratabilirler mi? Evet, bu soru gündemde. AKP'ye karşı merkez sağda, sağ cenahta böyle bir cephe inşa edilebilir mi? Tabii önce şu soruya cevap bulmamız gerekiyor. Türkiye'de bundan sonra siyasi süreç, siyasi seyir pek çok bilinmezlere gebe. Birincisi 2020'de seçim olacak mı, olmayacak mı, meçhul. Neden meçhul onu söyleyeyim. Tayyip Erdoğan sürekli anketler yaptırıyor. Eğer anketlerde birinci geleceğine, MHP ile %50'yi aşacağına emin olmaz ise bu seçimi yaptırmayacak. Emin olur ise böyle bir seçimi yaptırabilir. Şu gün itibariyle emin değil, endişeleri var. Gerçi 2020'de alel acele bir baskın seçim yapalım noktasında arayışları oldu. Sürekli ekranlarda bunun için boy gösteriyor. Daha önce söyledim, Kanal İstanbul, yerli araba ses bombaları bundan dolayı. Ama son anketlere göre, sızan bilgilere göre AKP pahalılık, enflasyon, işsizlik bağlamında ciddi bir vurgun yemiş durumda. Damat Berat'ın masalları milleti kesmiyor. Dolayısıyla seçimin yapılıp yapılmayacağı meçhul. Tabii Tayyip Erdoğan seçimi şundan da çok istiyor, zorluyordu. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu partileri büyür, genişler, AKP'nin altını oyar endişesindeydi. Onlar henüz palazlanmadan vurup geçelim, onları sıfırlayalım, etkisiz hale getirelim noktasında idiler. Lakin dediğim gibi hala kararsızlar. Peki böyle bir şey olur ise, erken seçim yapılır ise, işte malumunuz Babacan ve Davutoğlu bugün itibariyle seçimlere katılabilecek durumda değil ki. Babacan da akşamdan sabaha partisini açıklayacak, Şubat içinde açıklayacak, o tür bilgilerim var. Ama bu yetmiyor. %50 düzeyinde Türkiye satında örgütlenmeleri gerek. Böyle bir örgütlenme yok. Ne yaparlar? Olsa bile var olan ittifak sisteminden hareketle belki sahada bir birlik oluşturabilirler. Eğer birlik oluşturmazlar ise barajı aşamazlar. Malum %10 barajı onlar için büyük bir engel. Yani oyun boşa gitmesin diye insanlar Babacan'a ve Davutoğlu'na oy vermek yerine pekala yine AKP'ye oy verebilirler değerlendirmeleri var. Bu durumda Babacan ve Davutoğlu'nun tıpkı Temel Karamollaoğlu gibi Meral Akşener'le beraber hareket edeceği, ki İyi Parti'nin oyu malum son seçimde %10'du zaten. Bunların onlara katılması ile beraber oranın bir çekim merkezi olabileceği ve %20'lerin üstüne çıkabileceği ifade ediliyor. %20'lerin üstünde çıkması Tayyip Erdoğan'ın gitmesi demek. CHP %25 alsa %45, HDP'nin %10 oyunu koyun %55. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan, AKP-MHP bloku tamamen çökmüş oluyor. Buradan hareketle kimileri şunu söylüyor: İttifak olayını değiştirecekler, yani ittifak yasa düzenlemeyi ters yüz edecekler. AKP tek başına seçime girecek deniliyor ama bu durumda MHP barajı aşamayacak. O ortada. Velev ki ittifak olayını gündemden düşürseler bile, demin de söyledim, Meral Akşener ile beraber seçime girebilme ihtimalleri bu sefer başka bir boyutta. Yani İyi Parti listelerinden milletvekili adayı olacaklar. Ali Babacan da, Ahmet Davutoğlu da, Temel Karamollaoğlu da ve belki de işte tıpkı 1991 seçimlerinde MHP, Refah Partisi
Islahatçı Demokrasi Partisi nasıl bir oldular, ittifak yaptılar, Refah Partisi listelerinden meclise girdiler. Aynı şeyi şimdi İyi Parti listelerinden meclise girebilecekler. Yani ittifak olsa da, ittifakı yasaklasalar da, yasaklamasalar da her hal ve şartta böyle bir birliktelik söz konusu. Meral Akşener buna nasıl bakıyor? Bilgilerime göre Meral Akşener bu modele soğuk değil. Ama tabii bu modelin getireceği kadar götüreceği oylar da söz konusu olabilir. Zira Ahmet Davutoğlu dediğiniz sonuçta Suriye politikasının, Suriye yıkımının sorumlularından, efendim Ali Babacan dediğiniz AKP ekonomi politikalarının, AKP ekonomik yıkımlarının sorumlusu. Dolayısıyla bunların İyi Parti'ye gelmesi handikapı, dezavantajı da olabilir ama büyük resimde getireceği götürüsü, götüreceği kıyaslandığında getireceği fazla, zira o seçmen kitlesinin başka gidecek bir adresi yok. Ali Babacan'a kızsalar da, Ahmet Davutoğlu'na kızsalar da AKP'ye gitmez, gitmeyecek deniliyor. Bu itibarla sevgili seyircilerim, böyle bir çekim merkezinin tıpkı 2007'de Mehmet Ağar, Erkan Mumcu'nun yarattığı o sinerjiyi yakalayabilir diyorlar. Gerçi o yakalanan sinerji Tayyip Erdoğan'ın bireysel girişimleriyle, Mehmet Ağar'ın susurluktan korkmasıyla, Erkan Mumcu'nun güvercinlikte tahsis edilen arsalar ve iddialara göre, iddia tabii bunlar, bazı çıkarlarla ikna edilmesiyle bertaraf edildi. Bugün böyle bir bertaraf olabilir mi? Çok zor. Zira Ali Babacan, zira Temel Karamollaoğlu, zira efendim Gültekin Uysal ya da Meral Akşener'i bu noktada ikna etmesi pek mümkün görülmüyor. Hülasa seçime gidiş her hal ve şartta Erdoğan'ı zora sokacak. Bütün bunlardan hareketle şöyle bir değerlendirme de var. İşte tablo bu olduğu için, anketlere de bu durum yansıyacağı için Türkiye'de seçimin, bırakın 2020'de, 2023'te bile yapılıp yapılmayacağı meçhul. Nasıl olur, nasıl yapılmaz demeyin. Pekala, yapılmayabilir. Yüksek Seçim Kurulu işte son olarak birkaç orada itirazcı vardı. Onlar da ayrıldılar, gittiler. Artık tamamen iktidara sıcak bakan bir heyet tarafından teşkil ediliyor. İktidar ne derse YSK o kararı verecek. İşte son olarak gördük, çoğunluğun oyu ortada. İstanbul seçimlerini iptal edebildiler. Yarın da pekala PKK bir yerde birkaç bomba patlatır. Pekala güvenlik gerekçesiyle kardeş kanı dökülmesin denilerek, Allah korusun PKK İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de birkaç bomba patlatırsa ne olur? Güvenlik tehlikeye girer değerlendirmesiyle seçimler iptal olur. Olağanüstü bir sürece girilir. Türkiye olağanüstü yönetime girer ve Türkiye olağanüstü yönetilmeye devam eder. Masal hikaye anlatmıyorum. Altını çiziyorum. Tayyip Erdoğan iktidarını öyle ellerinde çiçekler, hep söyledim yine söyleyeceğim, güle oynaya teslim etmez, etmeyecektir. Mücadele edecektir. Her yola tevessül edecektir. Her şeyi zorlayacaktır. Ama tabii suyu tersinden akıtabilir mi? Akıtamaz. Kuşkusuz akıtamayacağı için de ömrünü belki birkaç ay uzatabilir. Yani Türkiye gibi bir ülkeyi bu tür olağanüstü söylemlerle, baskılarla 3 ay, 5 ay, 6 ay seçimden uzak tutabilirsiniz. Daha fazlasını tutamazsınız. Böyle bir durumda zaten ekonomi zaten berbat. Her şey alt üst olur. Belki tabii ifade ettiğim gibi olağanüstü durum ilan edip teknokrat hükümet modeli arayışına da girilebilir. Ben bunu daha önce de dillendirdim. Çünkü bu tür değerlendirmeler var Ankara'da. Lakin söyledim ya, suyu tersinden akıtamazsınız. Tayyip Erdoğan artık gidiş yoluna girmiştir. Bizi izlemeye devam edin.